Bir eczacı arkadaşımın söyledi, arkadaşımızın söylediği Şeyma Hanım'ın, ülkemizde hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı trafik kazasında ölenlerden daha fazla. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıkları ile boğuşuyor. Duyunca şok oldum ismimin hani grup toplantısında geçmesini, bizim söylemediğimiz şeylerin lanse edilmesi, bazı şeylerin çarpıtılması, hiç konuşulmayan şeylerin orada benim ağzımdan söylenmiş gibi yapılması ve benim ismimin izni olmadan orada belirtilmesi bizi tabii ki üzdü. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Leblebi gibi antidepresan satmamız, yani bir eczacı böyle bir şey der mi? Zaten antidepresanı reçetenin hekimi olmadan bizim vermemiz mümkün değil. Leblebi gibi bir antidepresan satıyoruz gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı. Ben kendi sağlığım için de tüm komşularımın sağlığı için de endişe içindeyim. Gün geçmesin ki yeni bir kanser vakası duymayayım. Bizim zaten burada hani kanser sayılarını bilmemiz, hastaların tüm Düzce'nin böyle bir istatistikliği, ben küçük bir eczaneyim, böyle bir şeyi zaten bilmem, hiçbir eczacı da bilmez, mümkün değil. Biz sadece kendimize gelen hastaları biliriz. Bunun sebebinin ne olduğunu da, teşhisini koyan da hekimdir zaten, biz değil. Gizliyorlar ama orada insanlar kanser. Şu kadar kanser sayısı var ve bu gizleniyor gibi bir şey kesinlikle söylemedim. Duyunca şok oldum zaten, hani ben böyle bir şey dillendirmedim. Nasıl bu şekilde söylenilmiş diye. Böyle bir şey söylemedim. İki tane bayan arkadaş geldiler. Ben onların siyasi bir partiden geldiğini bilmiyordum. Ya çünkü öyle bir şey söylemediler. Bize sadece araştırma için hani anket yapıyoruz. Bize yardımcı olur musunuz gibi bir şey taleple geldikleri için biz de geri çevirmedik. Eğer siyasi bir partiden gelselerdi ben zaten kabul etmezdim. Çünkü biz bir sağlık kuruluşuyuz. Eczanede pek siyaset konuşulması çok hoş bir şey değil. Burada da konuş.